Devrek ilçesinde Aile Çay Bahçesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ulu Pınar, saygıder mahalle sakinlerim çığ gibi büyüyeceğiz. Çünkü devrek hizmete susamış. 2002'den bu yana bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizdeki sevgi ve heyecan böyle olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artarak devam edecektir. Salonlara sığmıyoruz. AK Parti kurulduğundan beri Zonguldak'ta devrek bilinci olmuştur sizlerin sayesinde. Bundan sonra da inşallah beraber güzel işler başaracağız. 12 seçime girmiş bir kardeşiniz olarak biz vatandaşımızın bakışından konuşmasından anlarız dedi. Ulu Pınar, buradan soruyorum 40 milyon borcu 200 milyon liraya nasıl çıkardı bana cevap ver diyerek şöyle devam etti. Bizi gören her yüz kişiden 98'i sarılıyor. Bu bize olan sevgiden ziyade mevcut başkan olan tepkidendir. Mevcut başkan ne şehri imar edebilmiş ne de gönüllere girebilmiş. Allah kimseyi onun durumuna düşürmesin. Tıpkı 2004'teki gibi problemli bir belediye devralıyoruz. Şimdi iflas etmek üzere olan bir belediye devralacağız. Buradan soruyorum 40 milyon borcu 200 milyon liraya nasıl çıkarttım bana cevap ver. Sayın Başkan 160 milyonluk bu ülkeye ne kazandırdın bana cevap ver. Değerli kardeşlerim seyir terası kapalı çökme riski var. Bir saat kulesi onun haricinde bu belediye başkanının çuvatte bulundu 10 tanesini gerçekleştirmemiş. Soruyorum heylan zedelere konutları ben yaptırdım diyor doğru değil devlet yaptırdı. Mekekler sosyal tesisini ben yaptırdım diyor doğru değil vatandaşlar milli eğitimi özel idare yaptı. Tarım ürünleri projesi vardı yapıldı mı? Hayır. Hayvanat bahçesi projesi yapıldı mı? Hayır. Hamam yapacağım dedi yapıldı mı? Hayır. Devlet Belediye Spor Tesisi Mesut Özel tarafından yaptırıldı. Onu da ben yaptım dedi. Doğru mu? Hayır. Cumhuriyet Meydanı Sayın Semerci döneminde yapıldı. Onu da ben yaptırdım diyor. Doğru mu? Hayır. Bayraktepe projesi vardı yapıldı mı? Hayır. Arasla Çarşı projesi vardı yapıldı mı? Hayır. Eski Anokulu projesi vardı yapıldı mı? Hayır. Egemenlik mesire alanında ben yaptım dedi. Doğru mu? Hayır. Devrek Şehitler Anıtı Çocuk Parkı projesi ve Devrek Yaşam projesi vardı yapıldı mı bunlar hayır Ücretsiz Wi-Fi projesi, devlet kart projesi vardı yapıldı mı? Hayır. O zaman nasıl güveneceğiz? Belediyenin iki çalışanının cezaevinde olduğunu, bir çalışanının denetimli serbestlikle dışarıda olduğunu söyleyen Ulupınar. Ne yapıldı biliyor musunuz? Sebepsiz zenginleşme var. 160 milyon borç yapıldı kıymetli kardeşlerim belediyenin iki çalışanı cezaevinde, bir çalışanı denetimli serbestlikle dışarıda, daha önce bir çalışanı görevden uzaklaştırıldı. Sen bunlar bu işleri yaparken neredeydin kardeşim? Neden bunlara göz yumdun? Tüm zamanların en beceriksiz başkanı görev başında. Kaymakam Bey'in uyarıları var. Afat'ın uyarıları var. Sel uyarısı yapıldı ama ne yaptılar? Konser yapıldı. Uyarıları dinleselerdi bu kadar zarar olmayacaktı. Karşıyaka'yı toparlayamadı. Orayı devlet toparladı. İki tane personel görevlendirdi. 60 tane iş makinesini devlet gönderdi, karşı yakayı devlet toparladı. Yarına kalır ama yanına kalmaz. Er ya da geç hukuka da Allah'a da hesap vereceksiniz. İşçileri tehdit ediyorlar, müteahhitleri tehdit ediyorlar, esnafları tehdit ediyorlar. Ne yaparsan yap, 23 gün sonra yoksun. Hem de tarihi bir fark giyeceksin. Kıymetli kardeşlerim, 2024'te kardeşiniz göreve geldi. Belediye çalışanlarının %90'ı bana oy vermemişti. 2009'da ise %90'ı bana oy verdi. Çünkü neden? Onlar biz geldikten sonra ikramiyelerini almaya başladı, maaşlarını almaya başladı. Biz geldikten sonra onlar krem tazminatlarını almaya başladı. Hepsi ev araba sahibi oldu. Kıymetli kardeşlerim böyle giderse devlet belediyesi maaş ödeyemeyecek hale gelecektir. Esnaflar olan borçlarını ödeyemeyecek hale gelecektir. Devlet belediyesi açgözlü yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Tüy bitmemiş yetimin hakkının sormazsak insan değiliz. Her bir işçi kardeşimizin ekmeğiyle oynamadık oynamayız. Ne konuşuluyor? Yolsuzluk, usulsüzlük. Devrekli hizmet değil yolsuzluk konuşuluyor. Üçlü çete var bunlardan hesap soracağız. Bu millet de bunlara gereken dersi verecektir. Devrek yol ayrımında ya turistlük ya yolsuzluk, ya temizlik ya toz toprak çöplük. Devrek sokakları yıllardır yıkanmıyor, köpeklerden geçilmiyor, hizmet yok. 30'lu yaşlarda başarmıştık. Bugün bu tecrübeyle daha da iyisini yapacağız. Tüm projelerimize bakanlıklarımızdan destek alacağız. Kıymetli kardeşlerim, belediye yer gösterir, hükümet yatırımlar yapar. Biz adliyeyi, öğretmen evini, hastaneyi, huzur evini, engelsiz yaşam merkezini... Jandarmaya yurtları, fen lisesini, terminal, pazar yerine bu şekilde yaptık. Daha fazlasını yapacağız. Belediye başkanı buradan sesleniyorum. Meydan boş değil, devrek sahipsiz değil. İftira sataşma olduğunda misliyle karşılık vereceğiz. Kimseye iftira atmıyoruz, gerçekleri konuşuyoruz. Devreyi rezil ediyorsun, artık yeter. Çok güzel projelerle geliyoruz. Üç etap tok yapacağız, hamam yapacağız. Otopark sorunumuz var, otopark yapacağız. Şehrin altyapısını yenileyeceğiz. Şehrin trafik sorununu çözeceğiz. Devreyi önce temizleyeceğiz, sonra düzenleyeceğiz, sonra da güzelleştireceğiz. Memlekete borcumuz var. Bu borcumuzu hizmet ederek ödeyeceğiz, ifadelerine yer vereceğiz. tip.